Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Konumuz sayısal mantık problemleri. Bu da o size söz verdiğim ve paylaştığım problemler soru çözümünün sevgili gençler son videosu. Bu videoyla beraber artık sonlandırıyoruz bu süreci. Yani problem çözme sürecini. Hocam daha başka problemler gelecek mi? Evet gelecek. Yani bununla ilgili bir sorun, bir şüphen, bir kuşkun, bir kaygın olmasın. Nasıl problemler gelecek? Zorluk seviyesi ne olacak? Biliyorsunuz ki bu problemlerin zorluk seviyesi 5, 6, maksimum 7 idi. Şimdi çözeceğimiz, yani daha sonrasında size hazırlayacağım problemlerin zorluk seviyeleri sevgili gençler 7, 8 ve 9 olacak. Bunu da buradan duyurusunu yapalım. Toplamda 64 tane soru çözdük. Her konudan çözdük. Yani her problem alt başlığından toplam 64 tane soru çözmüş olacağız bu videoyla beraber. Bu video sana umarım hız kazandırmıştır. Umarım bir stil kazandırmıştır. Evet, fazla vakit kaybetmeyeceğiz. İlk sorumuza başlayacağız. Başlamadan önce kanala abone değilsen abone olursan ve videoyu beğenmeyi unutmazsan beni mutlu etmiş olursun. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Diyor ki aşağıdaki şekilde bölmeler sarı, pembe, mavi ve turuncu renkler ile boyanacak. Başlangıçta boyanan 3 bölge şekilde gösterilmiş. Birbirine komşu olan bölgeler farklı renge boyanacağına göre A ve B bölmelerinin rengi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler şöyle düşünmemiz isteniyor. Bakın burası sarı, burası mavi, burası pembe. Hepsine de ortak olarak komşu olan bölge şurasıdır. Ve dolayısıyla sarı ya da pembe ya da mavi ya da boyanamayacağı için doğal olarak turuncuya boyanacaktır. Boyadık şöyle. Tamam, burası tamam, hallettik. Şimdi başka nereye geçiş yapabiliriz, nereyi düşünebiliriz buna bakalım şimdi. Sevgili gençler şu bölgeye bakacak olursanız şu işaretlediğim bölge maviye komşu, turuncuya komşu, sarıya komşu. O zaman neyle boyarız? Tabii ki sevgili gençler pembeyle boyayacağız. Ve pembeyle boyarsak da şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluruz. Hemen onu da boyayalım. Siz sınavda tabii böyle boyamayacaksınız. Pembeyi P ile gösterirsiniz. Turuncuyu T ile gösterirsiniz. Maviyi M ile, sarıyı da S ile gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ben hemen boyadıktan sonra, boyama işlemi çok eğlenceli. Boyadıktan sonra sevgili gençler devam ediyorum. Bakın burası sarıya, maviye ve pembeye komşu olduğuna göre neye boyamamız gerekiyor sevgili gençler? Turuncuya boyamamız gerekiyor A bölgesini. Yani burası turuncu oldu. Burası da turuncuya, maviye ve pembeye komşu olduğu için tabii ki burayı da sarıya boyamamız gerekiyor. Yani A bölgesi turuncu, B bölgesi sarı, turuncu sarı da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Birinci sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olacaktı. İkinci sorumuz, insan kilosunun boyuna oranı beden ölçüsü olarak belirleyen bir tekstil firması aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. İşte beden ölçüleri verilmiş. Burada SML'yi de görüyoruz. Yukarıdaki tabloya göre boyu 1.84 metre, kilosu da 84 kilogram olan İsmail'in beden ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu beden ölçüsü nasıl belirleniyormuş? Kilogramın santimetreye bölümü. İsmail 84 kilogrammış. Boyu da 184'müş. 184 santimetreymiş. Santimetreye bölmemiz isteniyor çünkü. Ben bunu 184'e böleyim. 84'ün içinde 184 olmadığı için buraya bir sıfır atacağız. Buraya bir sıfır atacağız. 840'ın içerisinde 184 4 defa vardır. Ve bu da 720 artı 16'dan 736 yapar sevgili gençler. Çıkardığımız takdirde de burası 104 gelecektir. 104'ün içinde de 184 yok. 1040'ın içerisinde kaç defadır diye soracak olursak bu da sevgili gençler kaç defa olur? 5 defa olur diyebilir miyiz? Deriz. 5 kere 184 de 900 artı 20'den 920 yapar. Çıkardığımız takdirde de 1040'dan 920'yi 120 gelecektir. Bu böyle devam eder. Biz ihtiyacımız olanı şu kısımda aldık zaten. Nasıl aldık? Hocam şu şekilde 0.45 nerede sevgili gençler? Şurada mı? O halde cevabımız Bursa olacaktır diyebiliriz. Kanalda
Videoların altına hala yorumlar görüyorum ben. Hocam SML'nin anlamı ne? Bu kanalın ismi niye SML diye? Arkadaşlar yani kanalın tutmayacağını düşünerekten açtığım için doğal olarak normalde ismim İsmail biliyorsunuz. İsmail'in sessiz harfleri bu kadar basit aslında. Çok fazla düşünmeyin. Beni Şamil zanneden var ya. Nasıl yorumlandık? Şamil olsa kanalın ismi ŞML Hoca olurdu değil mi? Bir video oynatma programı. Kayıtlı olan 1'den 9'a kadar sıralanmış 9 adet videoyu 2 ileri 1 geri modunda oynatmakta. Bu modda ilk oynatılan videodan sonra önce 2 ilerideki video oynatılmakta. Ve daha sonrasında da bu videodan sonra bir gerisindeki video oynatılmakta. Bu videodan sonra da 2 ileri 1 geri oynatma biçimi tekrarlanmakta. Ayrıca bu modda oynatılması gereken bir video zaten oynatılmışsa ya da listede böyle bir video yoksa onun yerine oynatılmamış videoların en ön sırada olanı oynatılmakta ve sonrasında yine 2 ileri 1 geri kuralı 2 ileri ile başlayarak devam ettirilmektedir. Güzel. Listede oynatılmamış video kalmayınca da program durmakta. Peki bu ne demek? Örnek olarak da verilmiş. Mesela ilk olarak 1 oynatıldıysa 1'den sonra 3, 2 atladım. Sonra bir geri 2. Sonra 2 atladım 4. Bir gerisinde 3 var ama 3 oynatmışız. 3 oynattıysak 3 oynatmayacağız. 1'i 2, 3'ü 4 oynattım. İlk sırada ne var? 5 var. Tekrar 5 ile başlayacağım ve ilk kuralım yine 2 ileriyle başlayacak. 7. Sonra bir geri 6 şeklinde devam ediyor. Bu programda ilk olarak 7 no'lu video oynatılırsa en son hangi no'lu video oynatılır diye sorulmuş sevgili gençler. 7 ile başladım. 2 ileri saracağım 9. Sonra bir geri saracağım 8. 2 ilerisinde sevgili gençler oynatılan bir video yok. O halde listenin en başına dönüyorum 1. Ve daha sonrasında 1'den sonra neyi oynatacağım? 3'ü 2 ileriyle başlıyoruz. Ve daha sonrasında 2 ve daha sonrasında 4. 3'ü oynatamayacağım ve doğal olarak 5'i oynatmaya başlayacağım. 5'ten sonra yine bakayım 4'ü oynatamayacağım. Tamam. 3 dedik. 1, 3, 1 geri sardım 2. 2 ileri 4. 1 gerisinde 3 var. Oynatamayacağız dedik. Dolayısıyla ilk oynatılmamız gereken video 5'tir. 5'ten sonra da bakın buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oynatılmayan tek video var. Normalde 7 yazmam gerekiyor ama mecburi olarak 6 yazacağım. Ve listede video kalmayacak. Son oynatılan videomuz da 6 numaralı video olacak sevgili gençler. Dördüncü sorumuz. İçinde bir tane çay kaşığı ve 2 tane eş küp şeker bulunan bardak ile birinci şekil. İçerisine 1 tane küp şeker atılmış ve çayla tam doldurulmuş bardak ile ikinci şekil oluşturulmuştur. Peki. Birinci şeklin ağırlığı ikinci şeklin 2 katı. İçinde bir tane çay kaşığı bulunan boş bir bardağın ağırlığı da 180 gramdır denilmiş. Şimdi birinci şeklin ağırlığında ben şekerlerin ağırlığına Ş diyeyim. Kaşığın ağırlığına K ve boş bardağın ağırlığına da B diyeyim. 2 çarpı Ş artı boş bardak artı K. İkinci şekilde bir tane şekerimiz var. Bir tane boş bardağımız var. Ve bir de çayımız var. Ve bu bunun 2 katıymış. Pekala bakın burada 2 Ş var. Burada 2 Ş var gider. Bu tarafta B artı K kalmış oldu. Diğer tarafta da 2B artı 2C kalmış oldu. Pekala. Şurada sevgili gençler bir bakalım. Tamam. Bu bir kalsın. İçinde bir tane çay kaşığı bulunan boş bir bardağın ağırlığı 180 gram. Yani boş bardak artı bir tane kaşık da 180 grammış. Bu da zaten burada var. Demek ki burası 180. Demek ki 180 2B artı 2C'ye eşitmiş. O halde 90 neye eşittir sevgili gençler? B artı C'ye eşit değil mi? Yani 2'ye böldüm hepsini. Peki sorunun kökünde ne diyor bize? Buna göre şekersiz bir bardak çayın ağırlığı kaç gramdır? Yani ne demek bu? Bardak artı çay ne kadardır diye soruyor. Ben zaten bunu burada bulmuştum. 90. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum 5. soruma. Diyor ki bir ülkede tedavülde olan tüm paralar sadece aşağıda verilen iki paradır. 7 kaliklik ve 9 kaliklik para birimleri. Bu para birimi olarak düşünün.
Hani bizim lira gibi 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira gibi kağıt paralarımız var ya bizim. 1 liralık yok ama. Diyor ki bunların para biriminde kalik ve sadece 7 ve 9 liralık banknotlar, pardon, kaliklik banknotlar üretiliyor. Hem alıcılarda hem de satıcılarda bu paralar vardır ve alışveriş bunlarla yapılmakta. İlginç. Mesela 1 liralık bir alışverişi nasıl yapacağız? Para üstünü nasıl alacağız? Sıkıntı değil, dert değil. Örneğini vermiş bak. Diyor ki satış fiyatı 1 kalik olan bir ürünü almak isteyen alıcı satıcıya 4 tane 7 kalik verir. Yani 28 kalik vermiş oldu toplamda. Para üstü olarak da bir tane kaliklik aldık ya biz. Para üstü olarak da 3 tane 9 kalik verir. Yani 27 kalik. Ve böylelikle arada kalan mesafe 1 olduğu için 1 liralık ürünü ancak bu şekilde alabiliriz diyoruz. Buna göre satış fiyatı 2, 3, 4, 5, 6 kalik olan ürünlerden kaçı bu ülkedeki paralarla ödenebilir? Sayısal mantık problemlerinde oturup her birini tek tek hesaplamamıza gerek yok. Sadece ama sadece şunu bilmeniz yeterli. Aradaki yani para üstü 1 liralık para üstünü biz bu paralarla ödeyebiliyorsak bütün para üstlerini bu paralarla ödeyebiliriz sevgili gençler. Hiç sıkıntı değil. Yani 2'yi de 3'ü de 4'ü de 5'i de 6'ı da ödeyebiliriz. En basitinden şöyle dersin. Şunu vermek için 4 tane 7 kaliklik, bunu vermek için de 3 tane 9 kaliklik kullanıyorduk ya hani. Ya tamam. O halde şöyle deriz. 8 tane 7 kalik, 6 tane de 9 kalik verdiğimiz zaman bakın 56 kalik, bakın 54 kalik, 2 lira para üstü. 3 ile çarparsınız. 3 liralık para üstü, 4 ile çarparsınız. 4 liralık, 5 liralık, 6 liralık. Şimdi hocam şunu sorabilirsiniz. İşte hocam burada para üstünü sormuyor. 2 kalik, 3 kalik. Zaten para üstü niyetine biz bunu kullanacağız. Çünkü bizim para üstümüzü verebileceğimiz bozuk paralar yok. Yani aslında biz burada da şurada da 1 kaliklik ürün almaya çalışıyorduk ama para üstü olarak 27 kalik veriyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Dolayısıyla biz burada her birini satın alabileceğimiz için cevabımız Edirne seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçtim 6. soruma. Aşağıdaki şekilde Buse'nin telefonunun pil yüzdesi ve bu telefonun çeşitli işlemler için dakikada kullandığı şarj miktarını gösteren bir tablo gösterilmiş. Telefonun şarj yüzdesi şu anda %67. Güzel. Konuşma için dakikada kullanılan şarj miktarı gösterilmiş. %0,5 şarj yiyor. Konuşma, oyun oynama %1. Video izleme %0,75. Buse çalıştığı kurumun öğle arasında 8 dakika video izlemiş, 5 dakika oyun oynamış, 4 dakika telefon görüşmesi yapmış. Buna göre son durumda Buse'nin telefonunun şarjı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 8 dakikalık video 8 çarpı 0,75 yani sevgili gençler %6 şarjını yer. Bir. İkincisi 5 dakika oyun oynamış. %5 şarjı gidecek sevgili gençler. Kaçarı yok. %5 gitti. Ve 4 dakikada telefon görüşmesi. 4 çarpı 0,5'ten %2 de buradan gidecek. Toplamda 2, 5, 6 daha kaç yapar? 13 yapar. %13 şarj yiyecek. %67 vardı. %13'ünü yersek ne kadarı kalır arkadaşlar? 54'ü kalır. Cevabımız da arkadaşlarım Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. 6. sorumuzun cevabı için. Geçtim 7. soruma. Diyor ki 3 tane vagon türü verilmiş. Kapalı kuru yük vagonu, açık kuru yük vagonu ve sıvı yük vagonu. Bunun taşıyabileceği maksimum yük 500 kilo. Bununki 700, bununki de 450. Trenlerin ön kısmında makinistin bulunduğu bir lokomotif de bulunur diyor. Yani diyor ki lokomotifi vagondan saymayacaksın. Onun ismi lokomotiftir. Yukarıdaki vagonların her birinden en az bir adet bağlamak koşulu ile hepsinden bir tane mutlaka kullanacaksın diyor. Lokomotifin arkasına en çok 10 adet vagon bağlayarak en fazla kaç kilogram yük taşınabilir diye sorulmuş. Bir kere her birinden kullanacağız. 500, 700 artı 450 yani 950 artı 700'den 1650 kilogram zaten burası taşıyor. Peki 3 tanesini mecburiyetten taktık.
Diğer geriye kalan 7 tanesini yükümüz maksimum olsun diye hangisinden seçmek mantıklı? Tabii ki sıvı yük vagonundan seçmemiz mantıklı. Demek ki 7 tane de 700 kilogramlık sıvı yük vagonu takacağız. Bu da 4900 kilogram yapar 7 kere 700'den. Bu ikisinin toplamı da cevabı verir haliyle. 0, 5, 5 ve burası 5, 6 yaptı. Cevabımız 6550. Yani Denizli değil, Bursa olacak. Onlara da dikkat edin arkadaşlar işaretlerken, tamam? Geçtim 8. soruma. 8. soru artık son sorumuz. Son sorumuzu çözmeden önce eğer sana bir faydamız dokunduysa kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmazsan beni mutlu edersin. Geçtim artık 8. soruma. Diyor ki aşağıda 48 metre uzunluğunda bir toprak pist verilmiş. İki oyuncu bu pistte bayrak dikme sökme oyunu oynayacak. Peki her oyuncu her 3 adımın toplamı 1 metre olacak biçimde adım atarak yürüyecek diyor. Yani öyle bir ayarlıyorlar ki 1, 2, 3. adımı attığı zaman 1 metre mesafe kat etmiş oluyor gibi düşünelim. Birinci oyuncu her 3 adımda son adımını attığı noktaya bir bayrak dikerek ilerleyecek. İkinci oyuncu da şimdi her 3 adımını attığında diyor ya demek ki her birinci metreye dikecek. Güzel. İkinci oyuncu birinci oyuncunun arkasından gidecek ve her 2 adımında son adımını attığı noktada bayrak yoksa bayrak dikerek, bayrak varsa bayrakları sökerek ilerleyecek. Güzel. Buna göre oyun belirtilen şekilde oynanırsa oyun bitiminde pistte kaç tane dikili bayrak olur? Şimdi ben bu soru için şöyle bir yorum getirebilirim. Burası toplam 48 metreydi ve her 3 adım 1 metre olacak şekilde yürünüyor. Yani o zaman ben burayı aslında 48 metre değil de 3 çarpı 48'den 144 metre gibi düşüneyim. Ve bu oyuncuların da her adımının 1 metre olduğunu düşünelim. Bunu yapabiliriz. O halde sevgili gençler, birinci oyuncumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye giderken en son 144'e gelirken 146, 147, 148, 149, pardon özür dilerim 144 diyorum maksimum değil mi? Üzgünüm. 140, 141, 142, 143 ve 144. Neden araları artı koyuyorum hiç bilmiyorum. Bunları silelim. Bu adımları atmıştır diyebiliriz. Yani toplamda 144 tane adım atarsa ancak 48 metreye kadar ulaşabilir de diyebiliriz. Şimdi her 3 adımı 1 metreye tekabül ettiği için sevgili gençler şuralara birer kazık dikecek. Yani 3'ün katlarına birer kazık dikecek sevgili gençler. Birinci oyuncu bu kazıkları dikerken ikinci oyuncu da boş durmuyor. Diyor ki her ikinci adımında bayrak yoksa bayrak dikecek, varsa sökecek diyor. Şimdi buna göre mesela ikinci oyuncu buraya bayrak diker, buraya bayrak diker, bunu söker. Buraya bayrak diker, buraya bayrak diker, 12'de bayrak vardı, bunu söker şeklinde ilerliyor. Şimdi burada bir mantık kurabiliriz aslına bakarsanız. Her 6'da 1. Ben bunları ayırırsam toplam dikilmiş kazık adedi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani her 6'da 3 tane bayrak mı var sevgili gençler? Toplam 144 tane vardır dememiş miydik biz? Var hocam. Tamam o zaman güzel kardeşim. Her 6'da 3 ise 144'te de yarısı kadardır. 6'da 3 ise 144'te de yarısı kadardır. 2'ye bölersem cevabım 72 olacaktır. Kısa bir şekilde çözdük. Çoğumuzun aklına başka başka şeyler gelmiştir illaki ki benim de geldi itiraf edebilirim. Ama daha sonrasında hani dedim ki İsmail sen sayısal mantık problemi çözüyorsun. Bu sayısal mantık problemini daha kısa bir şekilde, daha akılcı bir şekilde çözmekte fayda var. Çünkü illaki bu şekilde soruluyor soru diye düşünerekten daha kolay bir şekilde çıktığını düşünüyorum. Evet gençler artık bitirdik videolarımızı ve burada da cevap anahtarlarımız mevcut. Yapabilirsiniz. Tamam, yapabilirsiniz. Cevap anahtarlarını buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Abone olup izlediğiniz videoyu da beğenmeyi lütfen
unutmayınız diyelim ve noktalayalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.